Mal bu. Alalım. Avantajı, böbreği olan kişiler böbrek taşı düşürebiliyor. Berkan sen misin? Evet. Herkese merhaba arkadaşlar. Video vakamıza hoş geldiniz. Bugünkü videomuzda başlıkta görmüş olduğunuz üzere basık motorun avantajları ve dezavantajları. Motoru gösterelim. Motoru bastık. Fuar videosunda da gördünüz. Basık motorun avantajları, dezavantajları. Ne gibi kötü yanları var, ne gibi iyi yanları var. Bunlardan bahsedeceğiz. Tabii bunu motorun üstündeyken yapacağız. Sürerken motovlog tarzı bir video olacak. Motorun daha bana göre eksiği çok. 144 tel jantı vesaire gelecek. Sepeti bazen takıyorum, bazen söküyorum. Değişiyor. Yani o anki ihtiyaç durumuna göre, görüntü durumuna göre. Çift egzozumuz hala aktif. Şöyle. Motor kullanırken bunlardan bahsedeceğiz. Bakalım. Umarım videoyu beğenirsiniz. Kanala abone olmayı, like ve yorum atmayı unutmayın arkadaşlar. Hadi bakalım videomuza geçelim. Evet. Videomuza geçtik. Az önce de burada yanladım biraz. Şimdi binelim bakalım motorumuza. Yol alacağız mı acaba? Alıyoruz. Şimdi arkadaşlar, her şeyden önce şunu söylemek istiyorum. Motoru basıyorsan vatan haini, işte terörist gibi polislerden muamele görüyorsun. İlk önce bunu söyleyeyim. Neden sizce böyle yani? Cidden böyle. Bu arabada da aynıdır. Motorda da aynı. Hani bunun bir keyif olduğunu, bir amaç olduğunu anlatamazsın. Adamlar sana farklı muamele yapıyor. Örnek veriyorum, farklı muameleden kastım nedir? İşte motorun orijinaldir, kalkıktır. Senin sigortan yoktur. Seni affeder. Hop. Ama basık olduğunda bunlar daha zor oluyor. Tabi biraz da yaklaşımın lazım. İşte merhaba, iyi günler vesaire, kolay gelsin. Ve bu tarz şeyler de önemli. Her neyse, motorun dezavantajlarından bahsetmek gerekirse, acele işinizi hızlı halledemezsiniz motorda. Bu kötü bir avantaj. Çünkü sürtüyor, vuruyor. Yavaş gitmek zorundasınız. Acele etmek zorunda değilsiniz. Yavaş gideceksin yani babacığım. Şu bakkaldan ben bir sigara alayım kendime. Sonra videoya devam edelim. Bir dakika. Kolay avantajı böyle. Hiç orta sefer kullanmanıza gerek kalmıyor. Direkt böyle yatıp bırakıyorsun. Duruyor. Hayırlı işler biraderim. Sağ ol abi, hoş geldin. Hoş buldum. Kanka bana bir tane Winston Silander Blue verebilecek misin? Abi Winston Silander Blue kalmadı. Yapma ya. Abi kalsın o zaman, başka bir yerden alırız artık. Ne haber, nasılsın? İyi vallahi oğlum, video çekiyoruz. Berkan sen misin? Evet. Tanıyamadım ben. Oğlum hadi, beni tanıyamadın, motoru da mı tanıyamadın? Hadi kolay gelsin bir daha. Olmuş mu? Yayınla. Yayınlayacağım. Olmuş mu? Bakalım daha yavaş yavaş yeni yeni. Kaçtım ben kanka. Ha? Yapıyoruz yapıyoruz. Allah'a emanet. Ha? Bu göstergenin renklerini kontrol edebiliyorum. Şu an mor bak. İstediğim renk yapabiliyorum onları. Şakar makar yapabiliyorum. Hadi Allah'a emanet. İyi gece abi. Aynen. Evet, nerede kalmıştık? Dezavantajlı. Polisten kaçamıyorsun. İşini hızlı halledemiyorsun. Ben sesim net gelsin diye motoru 4'e atıp rahatlatıyorum bilerek. Basmıyorum yani. İşini hızlı halledemiyorsun. Ondan sonra yani zor.
yol oturduğun semtin yolları oldukça zor. Bizim en güzel yol burası. Ayrıca hızlı kullanamıyorsun. Of sürdü, gördün mü? Sağ yatacağım bak biraz. Dönemiyor. Rahat rahat. Deli gibi çukur arıyorsun. Gözlerin çukur arıyor. Daha sonra hani sakal kırabilirsin. Sakal dediğimiz en alttaki dalga düğme, granaj. Sakal kırılırsa sakal 150 milyon mu ne şu an büyük ihtimalle, öyle bir şey olması lazım. Sakal alacaksın, kırarsan. Daha sonra gazlama yapamıyorsun ya. Onlar kötü yani. Ben motoru her zaman basık kullanmam. Ama basık kullanıyorken de video çekeyim en azından. Sizler de görün. Fayda olur. Ha ne olur? Ben gereğinden bir tık fazla bastım. Tabii bu motoru daha dip, daha basan oturanlar var. Cidden hani artık düz yolda bu halde sürtenler var. Biraz da olsa şeye bağlı yani. İsteğe bağlı. Ben ama motorla çok gezdiğim için o kadar zor yani. Farlara belki şeylerde belki yapabiliriz ama bu mesela en son YouTube videosunda, motoru basma videosunda izlediğiniz Enver'inkini, benimkini, onlardan bir tık daha bastım. Bir tık daha fazla şu an yere yakın. O da fırının içindeki yerleri falan aldım. Söylemiştim bir videoda da. Yani böyle şeyler yapan var. Daha fazla basan var. Keyfinden ödün veren var. Şu an ben tek bir şeyine gidebiliyorum da iki kişi çok zor yürüyor. Veya sağa sola dönerken ederken. Yani durum böyle. Avantajları, bir caddeye iniyorsun, örnek veriyorum. Bir insan kalabalığı var. Tamam mı? Bunu alıyorsun birader şöyle sağa. Freni bir sürttürüyorsun yere. Bütün herkes dönüp sana bakıyor yani. Gözler senin üstünde. Fuarlarda dikkat çekiyor, güzel oluyor. Daha sonra başka avantajı ne var bunun? Ehliyetin mehliyetin her şeyin tamsa, polisten kaçmanı gerektiren bir şey yoksa, hızlı kullanıyorsan motoru basıp kendini önleyebilirsin. Çünkü hızlı gidemeyeceksin. Motorun yıpranmasını istemediğin için, zarar göreceğini bildiğin için. Mesela bak şu an zorluk çekiyorum yani. Ben normalde buraya alt ki sağ aşağı iniyordum yani. Hiçbir şey olmuyordu. Ayak freni iptal. Onu söyleyeyim. Ayak frenini hani öyle basamıyorsunuz. Arka freni, ayak freni dediğim. Ön frenle idare etmek zorundasın genelde. Şu an mesela basmıyorum ben ayak freni. Basayım mı? Basarsa sürtüyor. Şu an yırtmam. Yani böyle. Hem motoru sürelim diye ben böyle bir video denet istedim. Hem görün kendinizde. Çilesi var, çilesi yok değil. Bakalım, polislerden zor kaçarsın ama bu şekilde. Haberiniz olsun arkadaşlar. Şimdi Okan'ın yanına gidiyorum bu arada. Hani bu yolu biliyorsunuzdur. Artık sürekli izleyen aboneler. Bak, geri geliyor ya. Okan almaya gideceğim, oradan yıkamaya gideceğim. Belki böyle de bir video çekebiliriz. Yollar bozuk olduğu zaman sıkıntı büyük. Benim şu videoyu kontrol etmem lazım. Yolumu gösteriyoruz. Ne yapıyoruz biz? Bir bakayım ben ona. Galiba yolu görüyorsunuz. Herhangi bir sorunumuz yok. Kaskı taktığım aparat tam çenemde. Yani motorun kaskının çenesinde. O yüzden görüş nereyi gördüğünü göremiyorum. Ondan ara ara böyle bazen videolarda yolu göstermediğim olabiliyor. Böyle çok yaptığım videom var. Bazen işte ironisi sadece göstergeye yürüyorsunuz. Bazen sadece yolu görüyorsunuz. Mesela burada çapraz. Sürtü. Sürtü. Amcalar geliyor. Sıkıntı yok ama ben memurları severim. Kornamı zaten nazar değdi arkadaşlar. Çok fazla bastığım için. Çalışmıyor artık.
Abi freni sürtür deli gibi. Kaçıyoruz. Yani bu şekilde arkadaşlar, dur şurası gölgeyken şeyi de tekrar bakayım. Evet, gösterge ellerim gölgeye miktarı. Tamam. Bu arada kanala abone olmayı, like yorum atmayı unutmayın arkadaşlar. Burada büyük ihtimalle askıda kaldık yine. Geçten git. Başkanımız yollarda, eyvallah başkanım. Böyle bozuk yollar işte insanın her şeyini bozuyor. Oho birader, ne yapıyorsunuz ya? Okuldan gidiyoruz ya. Ben de okula gidiyorum. Okan abi. He. Var mı bir şey? Sağ olun. Allah'a emanet. He, dezavantajlar aklıma geldi. Tek teker yapamıyorsun. Benim en sevdiğim tek teker olayı. Muz var, buz. Muzcu geldi abi. Muzcu geldi abi. Kedi! Oy oy oy. 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 Anam. Serdar! Anam. Sektirtiyor sizi. Aa, ne zaman taşıyacak? Avantajından bir tane daha söyleyeceğim. Yavaşlayayım, rüzgar ses yapmasın. Avantajı, böbreği olan kişiler böbrek taşı düşürebiliyor. Çok güzel bir yöntem var, öyle sağlık açısından da iyi yani. O iyi. Güzel avantajı var. Yok değil, yalan değil. Sohbet ederek gitmek de güzelmiş. Sen biraz kendini insan deli gibi hissediyor ama. Oy, oy. Serdar. Bir dakika şimdi. Karşıdan gelen adam emniyet kemeri takıyordu. Ya da söküyordu. O yüzden burada polis olabilir. Geç. Geç, ben sana yol verdim bak. Burada polis olabilir. Benim ehliyetim yok arkadaşlar. Ehliyetim var sorunuz da yok benim ehliyetim.
yollar çok bozuk ya. Hani kaymak gibi yol olsa ben de eder basayım, dip basayım. Şu an harbiden hani öyle abartı değil ama harbiden güzel bir basıklığı var motoruna, eyvallah. Gönül daha fazla basmak ister tabii. Mesela görmesen şu tümseye girsem gitti. Kalmadan geldi. Ses yapan şeylerden biri de kokular olabilir. Depoya vuruyor. Ama onlar plastik. Zarar vermez yani. Bir daha geliyor. Amerikanımı kapattım. Parmak kapattım. Direkt ilk bunu yaptım. Peki hırsızı gelmiyordu. Hırsızlarla kafa kafaya kaldırdık. Dönümde gelmiyorlar Allah'tan. Ama çevirme olabilir mi? Olabilir. Sağ tarafın köprüden sonrası için söylüyorum. Köprü yani şu. Köprüden sağ tarafı Yunus polislerinin eğitim şey merkezi yani dinlenme yeri gibi bir şey galiba diyorum. Onlar adı çok sakıncalı. Arkamda araba gelmiyor, ailem de yok. Böyle geçsek zaten anasının sikresi de geçti. Dönemiyoruz. Şuradan bir sigara alayım artık. Bir de yanlamak var basık motorla. Şimdi onu göstereceğim size. Ben yapamıyorum. Tamam, yani denemedim daha doğrusu da. Şöyle. Gördün mü? Hani çapraz yanlıyorsun babacığım. Ben fazla gaz verdim, fazla attım. Şimdi beynimiz Okan'ı beklemek. Çok yanaştık. Aa, Okan geliyor. Okan geliyor bir de. Aa, hiç çanta mantığı yok, yok yok, bir şey yok. Ne yapayım birader? Ne abi? Mal bu. Senin okulda gördü ya. Bekle abi, ben bir hoca yoklama alacak, ondan sonra geliyorum hemen. Ne? Hoca yoklama alacak, ondan sonra geliyorum hemen. Tamam. Tamam. 9'ları sınıfına baskın yapmaya gidiyorsun. Niye? Ne yapacağız lan 9'ları? Bırakın yazık ama. Ne yapıyoruz? Kapıyı tekmeleyerek giriyoruz hocaya, pardon başka hocaya arıyorduk biz. Abi sen buralarda otur, polis laf yapabilir. İçeri girmiyorum ki zaten. Ne yapsın oğlum? Ha? Tolga'ya yaptığı gibi kıllık yapıyor artık. Bana yapamaz bir daha benim. Benim ehliyetim var, her şeyim var. Hadi akşam. Bak şu kafayı. Tamam, bir şey olmaz. Tamam, ben geliyorum abi. Hadi bay bay. İyi, Okan'ı bekliyorum. Mal bu. Mal boncuğu yok.
Maşallah. Motoru basabilir, kaldırabilirim diye hafta içerisinde. Bakalım nasip. Yıkamaya da gideriz buradan Okan'la. Ama video uzun olacağı için bu videoyu kapatırız artık. Hoş geldin birader. Birader. Bak bu polis. Biliyorum hani çağırdı az önce. Kim bekliyorsun diyor. Ne yapıyorsun diyor. Nerede bir şey değil mi? Burada mı okuyorsun diyor. Yok abi diyorum askerim ben. Aa diyor iyiymiş. İyiymiş yapmış. Birader videoyu kapatalım mı? Evet. O zaman arkadaşlar kanala ne yapsınlar? Abone ol. Bağır duymuyoruz ki abi. Kanala abone olup like atın. Başka? Beğenin videoyu. Yorum atmasın abi. Atsınlar. CG o. Orijinal siyah. Bu kadar abi. Allah'a emanet o zaman arkadaşlar. Bir sonraki videoda görüşmek üzere.